Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Üç önemli haberimiz var. Ekonomiden başlıyoruz. Merkez Bankası beklenen faiz kararını, politika faizi kararını açıkladı. %2,5 yükselttim. Kimileri %5 olur yine bir önceki ay gibi diyordu. Kimi burada durur artık olmaz diyordu. Öyle olmadı. %2,5 oldu. İktisatçılara göre bu devamının geleceğini gösteriyor. Devamının geleceğini gösteriyor ve hani ekonomideki beklenen iyileşmenin tam da olmadığını gösteriyor. Hatırlayacaksınız Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Hürriyet Gazetesi'ndeki mülakatındaki çok eleştirildiğini sizlerle paylaşmıştık. O mülakatında hani Ahmet Hakan Coşkun'un daha fazla kemer sıkacak misyene yas sıktığımız kadar sıktık demişti ama daha herhalde görünen var, öyle anlaşılıyor. Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı, o da çok iyiye gideceğini söylüyor ekonominin. 2026'da tek haneli rakamlara düşeceğini enflasyonu söylüyor. Biliyorsunuz bir önceki yönetim, mesela Nurettin Nebati Şahap Kavcıoğlu döneminde bu yıl %5'ti hedef. %5'e düşecekti. Böyle şeylerin, hani gerçekçi olmayan şeylerin peşinden koştuk ama Mehmet Şimşek de dedi ki, hani muhalefet milletvekillerinden dediler ki kapı kapı dolaşıp para arıyorsunuz, bulabiliyor musunuz bari? O da dedi ki hayır, bizim paraya ihtiyacımız yok, kaynağa ihtiyacımız yok, sıcak para istemiyoruz filan deyince, yani bazı milletvekilleri tepki gösterdi ama bazı milletvekilleri de açıkçası güldü. Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok sözü güldürdü. Bunun üzerine zaten hemen toparlamaya çalıştı lafı, düzeltti. Mehmet Şimşek dedi ki yani ben öyle demek istemedim de ben ikili ilişkilerimizde para istemiyoruz dedim, dedi. Tabii bu akla şeyleri getirdi, işte Körfez ülkelerine, Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a filan düzenlenen turları, sadece Mehmet Şimşek'in değil, Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı, o da gidiyordu. Hani şey açıklamaları var her sefer, hükümet yanlısı basında çıkıyor biliyorsunuz. Efendim Birleşik Arap Emirlikleri'nden 20 milyar dolar geliyor, Suudi Arabistan'dan da 20 milyar dolar geliyor, işte Katar'da 10 milyar dolar verecek. Ses var, görüntü yok. Ses var, görüntü yok. Yani buralardan şu kadar gelecek, bu kadar gelecek, hiçbir şey olduğu yok. Yatırım falan gelmiyor doğru düzgün. Yani bunu da söylemek lazım. Ha bir de şey var. Mehmet Şimşek dedi ki risk primini, Türkiye'nin yatırım risk primini biz düşürdük. 700'dü, düşürdük dedi. Hemen muhalefet milletvekilleri değişik partilerden, CHP'den, İYİ Parti'den, Saadet'ten atıldılar. Ya kim yükseltti ki, kim düşürdü arkadaş? 20 küsur yıldır Adalet Kalkınma Partisi yönetimde, siz yükselttiniz olmayacak düzeylere. E şimdi düşürdük diye övünüyorsunuz. Bu nasıl iş diye. Mehmet Şimşek oraya pek girmedi. Pek girmedi. Ama bakın bu ekonominin düzelmesi konusu sadece ekonomiyi ilgilendirmiyor. Yargıyı da ilgilendiriyor. Bağımsız yargı, bağımsız mahkemeler, yargının bağımsızlığı, hep söylüyoruz, sadece biz söylemiyoruz, sadece muhalefet söylemiyor. Daha o zaman Adalet Kalkınma Partisi'nin ekonomi yönetiminden sorumluyken şimdi Deva Partisi lideri Ali Babacan da söylüyordu. Geçen gün de söyledi, yargı düzelmeden ekonomi düzelmez diye. E peki düzeltebildi mi? Kendisi de o zaman söylüyordu. Hayır, hala sorun. Üstelik bir de 15 Temmuz 2016 darbe girişimi geçti üzerinden. Hala yargı bu tartışma konusu ama hani meşhur laf vardır ya, Ankara'da hala yargıçlar var. Aman Murat Yetkin, sen de ne kadar iyimsersin, saf mısın, nesin, nereden biliyorsun? Şimdi Anayasa Mahkemesi bir karar daha aldı. Bugün aldı. Can Atalay Gezi davası da 18 yıla mahkum edilmişti. Anayasa Mahkemesi daha önce bunu bozmuştu. Bu yargılama doğru değil, derhal tahliye edilmesi lazım, derhal serbest bırakılması lazım. Milletvekili seçilmiştir. Hatay, Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili seçilmişti. Milletvekilliği görevine başlatılması gerekir kararı vermişti. Bunun üzerine Yargıtay ortalığı birbirine katmıştı. Hayır efendim, Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir kararı yoktur. Cezasını yatmalıdır. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eleştirmişlerdi. Şey demişlerdi, ne karışıyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, benim verdiğim emri, işte verdiğim kararı uygulasın. Hemen onun milletvekilliğinin düşürülmesi lazımdı diye. Fakat öyle olmadı. Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Yargıtay'dan yana, özellikle danışmanlarının etkisiyle Yargıtay'dan yana
duruş sergiledi. Fakat sonra baktı, ya ben dedi hakem olacak konumdayım kardeşim, ben o tarafı bu tarafı tutamam dedi. Bir daha görüştü Anayasa Mahkemesi. Can Atalay kararını ve bir daha ikinci defa derhal tahliye edilmelidir kararı verdi. Derhal tahliye edilmelidir kararı verdi. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi lideri derhal serbest bırakılsın. Yoksa kanunu, yani serbest bırakmamak artık hukuku tanımamak, kanun tanımamak anlamına gelir dedi. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nden tepki geldi Anayasa Mahkemesi'ne. Fethi Yıldız dedi ki Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasındaki bu meseleyi halletmemiz lazım. Nasıl halledeceksiniz? Anayasa değişikliğiyle mi halledeceksiniz? Nasıl halledeceksiniz? Anayasa Mahkemesi yargıçları bu tür şeylere, çıkışlara pabuç bırakmadıklarını gösterdiler. Pabuç bırakmadılar. Nereden mi anlıyoruz? Bunu mu nereden anlıyoruz? Bir, ikinci defa kararda ısrar ettiler. İki, içerideki dengeler değişti. Hani nasıl diyoruz, İsrail'in Gazze saldırıları karşısında teşbihte hata olmaz. İsrail'in Gazze saldırıları karşısında Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamalarda her sefer artıyor ya İsrail'i kınayan ülke sayısı. Şimdi bakın burada da ilk kararda Can Atalay kararı 5'e karşı 9 oyla alınmıştı. Yani 5 Anayasa Mahkemesi yargıcı Can Atalay tahliye edilmemeli yönünde oy kullanmıştı ama 9 yargıç edilmeli dediği için o yönde çıkmıştı. Şimdi bugünkü karar nasıl çıktı söyleyeyim mi size? Bugünkü de Can Atalay hala içeride kalmalıdır, milletvekili de olmamalıdır diyenlerin sayısı 3, 5'ten 3'e indi. Diğeri de derhal tahliye edilmelidir, milletvekilliği görevine başlamalıdır diyenlerin sayısı da 9'dan 11'e çıktı değerli izleyiciler. Yani bir kavga sürüyor her hayatın her alanında. Yargıda da sürüyor, siyasette de sürüyor, ekonomide de sürüyor, siyasette sürüyor deyince tabii İyi Parti'ye artık değinmeden olmaz. Çünkü İyi Parti'de yaprak dökümü, gerçek bir yaprak dökümü devam ediyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne Sayın Meral Akşener ve işte diğer parti sözcüleri her gün yeni bir salvo atışı yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tepki gelmiyor. Hala eski dostlar düşman olmaz şeyindeler. Bu daha da tepkileri yükseltiyor. Tepkileri yükseltiyor da ne oluyor? İyi Parti'den yaprak dökümü devam ediyor. Bakın bugün de Yüksel Arslan, Ankara Milletvekili İyi Parti'nin istifa etti. Gerekçe olarak neyi gösterdi biliyor musunuz? Akşener'in isim vermeden ama Yavaş soyadını kullanarak Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na korkak demesine tepki olarak verdi. Daha önce de Sibel Yanık Ömeroğlu, İyi Parti'nin İstanbul milletvekiliydi. O da istifa etti. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde işbirliği teklifinin reddedilmesine karşı çıkarak istifa ettiğini söyledi. Hatta sonra İyi Parti'den laflar çıkarıldı. Efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu para yedirmişti. Sibel Yanık Ömeroğlu'nu işte satın almış da filan, çok sert tepki gösterdi. Yanık Ömeroğlu dedi ki hayatımda bir kere karşılaştım, böyle bir şey yok, kesinlikle reddediyorum. Ya bu artık biraz karalamaya dönüştü. Ali Babacan da öyle dedi. Ali Babacan DEVA lideri, az önce başka vesileyle de anmıştık. O da dedi ki Meral Akşener'e tepki gösterdi. Ya şurada birkaç ay önce dedi beraber biz Türkiye'yi yönetmeye taliptik. Ve o zaman hatırlayalım, Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu olmasın Cumhurbaşkanı adayı, Mansur Yavaş olsun ya da Ekrem İmamoğlu olsun diyordu. O zaman Cumhurbaşkanı adayı olmaya layık gördüğü İmamoğlu'nu ve Yavaş'ı şimdi belediye başkanı olmaya layık görmüyor. Mansur Yavaş da dedi ki işte dün soruldu, dedi ki kardeşim biz %60 falan alacağız dedi, birinci götürüyoruz. İyi Parti'nin bize destek olmaması, İyi Parti yönetiminden bahsediliyor hep. Bir şey fark etmez dedi. Biz Ankara halkına güveniyoruz filan dedi. Ekrem İmamoğlu da yine aynı eleştirilere eski dostlar düşman olmaz diye bir karşılık verdi. Ama yani İyi Parti şimdi Akşener ne yapmak istiyor? Eğer yapmak istediği parti kimliğini güçlendirmekse, yani çünkü ittifakla girilmişti seçime, parti kimliğini güçlendirmekse bunun yöntemi düne kadar ülkeyi beraber yönetileceği iddiasında olan Cumhuriyet Halk Partisi ile, ne bileyim, Gelecek'le, Saadet'le, İyi Parti ile, Demokrat Parti ile, bunlarla, yani bunlara saldıra, yani muhalefet muhalefete saldırarak, muhalefet diğer muhalefet partilerine saldırarak
pek bir yere gidemedi bugüne kadar Türk siyasetinde. Nitekim İYİ Parti'nin de işte meclisteki üye sayısı düşüyor. 39 oldu bugün itibariyle. Düşüyor. Daha önce de istifalar olmuştu, hatırlayacaksınız. Bundan sonra da nereye gidecek? O da çok belli değil. Görüyoruz her gün yeni bir gelişme oluyor. Özetleyecek olursak İYİ Parti'nin durumuyla beraber Merkez Bankası'nın faiz artışından söz ettik. Mehmet Şimşek'in önce paraya ihtiyacımız yok deyip yani herkesi güldürmesinden sonra da onu düzeltmesinden söz ettik. Ve Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay konusunda ikinci defa derhal tahliye edilip vekillik görevine başlamalıdır kararından söz ettik. Ve ne dedik? Ankara'da hala yargıçlar var, iyi ki var onlar. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.